15 Temmuz'la ilgili olarak her şeyden önce bu yüzyılda Türkiye'de bu tür bir kalkışmanın olması bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir konudur. Türkiye'nin önünde uzatmadan söyleyeyim iki yol var. Birincisi demokratik alanın daraltılmasıdır. Böyle dönemlerde demokratik alan daraltılır. Bazı ülkeler örnek verebiliriz. Yani muhtemel başka bir darbe korkusuyla gücü merkezileştirmek, demokratik alanı daraltmak ve böylece güven ve istikrarın sağlanabileceği düşünülür. İkinci yol ise her şerde bir hayır vardır derler. Bunda bir toparlanma sağlanır ve demokratik alan genişletilir. Hiç şüphesiz bizim tercihimiz ikinci yoldur. Yani demokratik alanının genişletilmesidir. Her şeyden önce Türkiye şu anda uluslararası toplumun gözünde bir demokrasi sınavından geçmektedir. Hükümetin ne yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığı, Türk halkının ne yaptığı merak konusudur. Devlet olarak elbette sorumluluğumuz, devleti yönetenlerin sorumluluğu, halkın taleplerine kulak vermesidir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ancak başka, bunu daha geniş bir çerçevede değerlendirmek, Türkiye ile ilgili olabilecek yansımalarını dikkate almak ve o çerçevede de bu konuyu götürmek daha uygun olur diye düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin gereksiz polemiklere konu olması, gereksiz tartışmalara konu olması, gereksiz bir şekilde manevra alanının daraltılması bu dönemde bizim hayrımıza olmayacak diye düşünüyoruz. Bizim dış politikada en önemli araçlardan birisi milli güç unsurunu oluşturan ordumuzdur. Ordumuzun içerisindeki çürükleri ayıklamalı, cezalandırmalı. Burada hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Ama orduyu toptan yıpratacak bir söylem veya imalardan da kaçınmalıyız. Bu coğrafyada başka şekilde ayakta kalmak mümkün değildir. Bu dönem Türkiye'nin içe gömüleceği bir dönem değildir. Toparlanma dönemidir. Türkiye'nin toparlanması için de darbeye nasıl karşı durduysa millet, şimdi demokrasiye sahip çıkması gerekiyor. Sahip çıkarak toparlanacak. Ve Türkiye'nin iç konuları dışarıyı çok ilgilendiren bir mecraya girmiş durumdadır. Artık sadece dış politika deyip geçmemek gerekiyor. İçeride olan demokratik gelişmeler Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni, ordudaki yapılanma NATO'yu ilgilendiriyor ve coğrafyadaki ordunun reorganizasyonu bölgemizdeki kuvvetleri ilgilendiriyor. Suriye'deki yapılanmaları ilgilendiriyor. Bu dönem hassas bir dönemdir. Her şey iç içe geçmiştir. Ve o hassasiyetle de olayları bizim takip etmemiz gerekir. Ama şunu bilelim. Biz şu anda Türkiye'nin imajı kirlenmiş durumda dış dünyada. Darbeye konu olmak kirletmiştir Türkiye'nin imajını. Artık lütfen bu dönemde birbirimizi anlayalım. Eleştirilere kulak verelim. Bir şey söylediğimiz zaman 100.000 tane troll karşımıza çıkıyor. Sanki biz bu ülkenin düşmanıymışız gibi biz muamele görüyoruz. Buna son verin. Siz de son verin. Başkaları da son versin. Türkiye için yeni bir biat başlasın. Yeni bir dönem başlasın. Bu dönemde demokrasiyle taşlansın. Hepinize saygılar sunuyorum.